Evet arkadaşlar, şimdi CHP'de son zamanlarda taciz ve tecavüz olaylarının bir hayli artması, genellikle de il ve ilçe başkanlarında ve başkan yardımcılarında bu son derece, yani artıp da sosyal medyaya düşünce, sosyal medyada büyük bir kamuoyu oluşturulunca siyasilerden hiçbir, hani buna açıklama, bir cevap bulamadıkları için bunlara bağlı yandaş kanallardaki kendi taraftarları, spikerleri aracılığıyla bu çirkin olaylara birer kılıf, bir böyle tatlı güzel sözler, bu gayet normalmiş gibicesine böyle bir güzelleme yaparak bunları biz aklayalım, başka çaremiz yok deyip bunu sümen altı etme arayışına girdiler. Şimdi ben size bir video izlettireceğim arkadaşlar. Tele1'in yönetmeni Can Ataklı, spiker, bakın CHP'deki taciz olayını nasıl basitleştiriyor ve Bunlar şu sanki anda şeyle uğraşıyorlar. normal bir Nedir işmiş bu gibi, bakın taciz olayı? anlatıyor. Bakın. Efendim İstanbul'da mı birkaç yerde, ilçelerde, CHP'li ilçelerde taciz skandalı diyor. İşte taciz edilmiş bilmem ne şeye getirmeye çalışıyorlar. Efendim CHP'de taciz. Taciz dediğin yetişkin insanların arasında, kadın ve erkek arasındaki bir tamam hoş olmayan belki bir olay. Ama şimdi buradaysa karşılıklı bir ne olduğunu tam bilmiyoruz. Efendim kadınlar şikayetçi oluyor. Taciz olmaz mı? Olur. Bunlar günlük sosyal hayatta çok görülen olaylar. Yetişkin insanlar arasındaki bir olay. Ha bu erkeğin efendim densizliğinden, erkeğin sapıklığından, erkeğin saçmalığından da olabilir. Efendim işte girilmiş de. Ya buraya kadar geldik herhalde bu biraz böyle yollu diye düşünmüş. Kadın da git işine deyince olay çıkmış mesela. Ama bunu tacizci CHP. Hayır Bakın kardeşim arkadaşlar, burada da çok görüyorsunuz değil mi? Hani ne kadar basitleştiriyor yani bu taciz ve tecavüz olaylarını CHP'de olunca. Yani bak orada ne diyor? Yollu kadın sanmış da, yollu demiş de, ondan sonra da kadın da gidişine demiş falan filan. Yani bunu nasıl tatlı dille bizlere aktardığını görüyorsunuz. Şimdi o zaman Türkiye'de herhangi bir tacizci ve tecavüzcü birisi eğer bir kadın tarafından şikayet edilir de karakola çekilir veyahut da savcılıkta, mahkemede bir herhangi bir dosya açılırsa, hapis cezası çıkacak ise, aha bak Can Ataklı'nın dediği gibi, desin ki ne, ben kadını çay içmeye davet ettim. Bir iki kere buluştuk veyahut da gezdik, tozduk. Ondan sonra kadına ben sahip olmaya çalıştım. Derken onu da taciz ve tecavüz demesin. Ben yollu sandım. O da yollu değilmiş. Hani mesela gidişine dedi, bana böyle böyle bir şeyler dedi. Ben de tacizci, tecavüzcü oldum. Ben onu sandığım, o yollu sanmamdan ötürü, yanlış anladığımdan ötürü ve yanlış anlaşıldığımdan ötürü bana ceza vermeyin. Ceza almayayım. Ceza veremezsiniz anlamına getiriyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Taciz ve tecavüz olaylarını nasıl basitleştiriyor yani. Bu tür olayları yaşayan herkes artık bunun demesiyle, yani bunun sözüyle eğer hareket edecek olursa, ben yollu sandım, o da yollu değilmiş. Bu da çok normal, güncel bir, hani kadın ve erkek arasında olurmuş. Kadın, hani baba anne nasıl oluyormuş, kız arkadaşıyla oluyormuş, sanki bu hayvanlar arasında olacaktı da her zaman ilk defa insan arasında olmuş, ne var sanki der gibicesine. Tabii ki bir kadınla erkek arasında olacak, tabii ki bir erkek kadını taciz tecavüz etmiş olacak. Yani başka türlü nasıl olur taciz tecavüz, kendilerinde olunca bakın nasıl kılıf buluyorlar. O zaman Türkiye'deki bütün bugüne kadar taciz ve tecavüz olayları artık desin ki ne, ben yollu sandım ama yollu değilmiş. Kendini böyle savunsunlar Can Ataklı'nın demesine göre. Bakın devamını izleyelim. Bakın daha neler diyor. Bakın. örgütle yapılıyor bu. Buradaki sıkıntı ne? İstanbul İl Başkanı'nın konuyu biliyoruz deyip bunu dillendirmeden çözmeye kalkması. Hani böyle ya durun diyor. Bir dillenip böyle bir rezillik yapaz olmayalım. Müdahale edelim. Yani bir de kadın olarak bakıyorlar. Tacize uğrayan kadın zaten. Ama işte vay efendim önce CHP'nin içinden vay efendim siz burada bilmem ne göz yumdunuz falan. Yani ya işte tecavüzcü CHP, tacizci CHP filan. Bakın bir şey söyleyeyim. Bize de geliyor efendim. İşte bunu yayınladık biz. Hepsi var. Bunlardan kaçacak halimiz yok. Ama ikisi aynı şey değil. Onu anlatayım. Hani dedim ya bir tane daha orada da yalan söylüyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Şöyle bir ortamda hani seçim olsun diye falan ortaya çıktığınız bir dönemde bunları yaşamaya ve yaşatmaya hakkınız yok. Hemen tedbir alacaksın anında.
Öbür türlü işte görüyorsun ne kadar melanet yuvası varsa ayaklandı şimdi. Burası çok önemli bakın. Bak burası çok önemli. Ne kadar melanet yuvası varsa ayaklandı. Ya tacize eden siz, tecavüze eden siz, kötü işler yapan siz, bel altı çalışan siz, ahlaksız olan siz, o şerefsiz adi hayvanı partiden atmayan siz, görevine devam ettiren siz, o kadın şikayetçi oldu diye, bu da sosyal medyaya düştü diye, bunu da şimdi AK Partili gazeteciler diyelim, televizyoncular diyelim, bu taciz ve tecavüz olayını konuştu diye bunun cezasını kesin. Hani buna bunu niye daha hala partide görev verip devam ettiriyorsunuz dedi diye arkasından ne diyor adam? Bütün melanet yuvası ayaklandı. Yani o zaman bunu haber yapan kişiler melanetse o zaman taciz ve tecavüzcülük o zaman gayet normal güncel bir olay demek ki. Otobüste, trende, metroda bir kadınla karşı karşıya gelen taciz ve tecavüz edebilir. Onun arkasından birileri konuşursa siz de deyin ki ne? Bakın melanet yuvaları ayaklandı deyin. Hem taciz tecavüz edin sonra da melanet yuvaları ayaklandı deyin bak. Görün buna ne derler? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya. Aa, onun gibi bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Her şeyi yapan onlar suçlu melanet AK Partili. Bakın. İzleyelim. Tam bir insaf. İnsan utanır sıkılır. Efendim siz de yazın. Bu sabah geldi bana. Hem de CHP'lilerden. Çünkü niye? Muhalif durumdalar. Efendim bazı isimlere. Bu fırsatta gider zannediyorlar ve bize de hadi yandaş medya, Tele1, Tele ve Halk TV yayınlıyoruz işte. Böyle mi parti için muhalefet yapacaksınız? Muhalefet ciddi bir konuda yapılır. Eleştiri yapılır, şikayet dile getirilir. Ama buradan bel altından vuralım. Hadi bir de bana dedi, ey yandaşcan yazsana bunu. Kim bel altından vuruyor ona? Ayıp. Kim taciz, kim tecavüz? Öyle ona bakalım, buna bakalım. Onlar sonra gitsinler abi, mahkemede hesaplaşsınlar. Sen erken seçim istediğin bir dönemde bak başına sarılan belaya bak. Lan olur mu böyle şey ya? Yazık, 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 yazık. Başka ne var bizde? Bakın erken seçim istediğim bir dönemde bunlar olur mu diyor. Yani parti içi muhalefette falan filan tam da parti içi yani AK Parti'yi köşeye sıkıştıracağımız zaman da böyle bir şey çıkıyor. Sanki mağdur olan onlarmış gibi ya. AK Partililer bu taciz ve tecavüz olayını organize etmişler ya. Sanki onlar gitmişler de taciz tecavüz eyle bir kadına da haber çıksın da CHP'lilerin bu erken seçim propagandalarını çürütelim demişler ya. Bel altı vuran siz, tacizci siz ve bir de bu olayı aklamaya çalışan gene siz. Şimdi adam diyor ki ne? Ya bu taciz ve tecavüz olayından sonra o adamı partide tutma, ihraç et, davacı ol ve sen de o mağdur olan kadının tarafında dur diyor diye haber yapıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da taciz ve tecavüz olayını en basit, gayet normal, güncel bir yaşanmış gibi, insanlar arasında oluyor böyle şeyler dermiş gibi, o böylesine kötü, menul, böyle pis bir, kirli bir işi basitleştiriyor ki ne? İnsanlara böyle üzerine gitmeyin, herkesin başına gelebilir. Yani düşmez kalkmaz bir Allah. Yani bunları fazla da böyle gündeme getirmeye gerek yokmuş gibi. Yani gayet basit, sıradan der gibi kılıf arıyorlar. Peki Ensar olayında olmuştu bu. Ta oradan yürüdüler. Cumhurbaşkanına kadar bütün AK Partililer, bütün parti yöneticileri sapıktır, tecavüzcüdür, tacizcidir diye haberler yaptınız. Ta Cumhurbaşkanına kadar yürüdünüz. Kaldı ki Ensar Vakfı'nda o kişi Ensar Vakfı tarafından hem dava edildi, hem ihraç edildi, hem verilen mahkemeye katıldı, hem şahit olarak yazıldı, hem verilen davayı, suçu, cezayı aslında daha da kendileri dava etti. Siz hem partiden atmayın, hem ihraç etmeyin. Hani sizin kadın kolları başkanlığınız, hani İstanbul İl Başkanı Canan Kaftonca, o da kadın. Hani kadın örgütleri, kadın kuruluşları, kadın dernekleri, hani nerede? Hani CHP'nin bayan siyasetçileri, milletvekilleri nerede? Hani bu taciz ve tecavüz olayına, kadına yapılan bir şiddet neredeler? Nerede bunlar? Hepsi uyuyor değil mi? Hiç. Çünkü sorun kim? CHP. Taciz kimden çıkıyor? CHP. Bel altı kim? CHP. Melanet ama karşı taraf oluyor. AK Parti tarafı. Ya yerseniz böyle
insanları, kendi izleyicilerinizi enayi yerine koyabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Ama biz karşı medya olarak enayi değiliz arkadaş. Taciz ve tecavüz sizden çıktı. Hala da devam ediyor. Partiden de atılmadı, ihraç da edilmedi. Ve davada açıp bu davayı siz takip etmiyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu dillendirmeye ve bunu gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız, konuşacağız. Sizin ikiyüzlü olduğunuzu bütün millete hep durmadan haykıracağız, söyleyeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.